haline geçecek. Çok bu vicdanla değişebileceğini zannetmiyorum. Çünkü hakimler vicdanlarına göre karar verir. Vicdansız verilen karar, vicdan her zaman yaralar. Her zaman. Bu yara onda derin yaralar açacak. Ve zannetmiyorum ki çok ömürlü, uzun ömürlü bir meslek hayatı olabilir. Kendisine çünkü yaralar açacak. Yapılan bu kusurlar bizi çok, yani arkadaşlarım adına burada olduğum için hep beraber söylüyorum. Bizi çok iptal bu kusurlar açısından. Ama haklı olmanın duruşuyla 7-8 gün dua gibi olmasın diye söylüyorum kalanını. Kaç gün sürerse sürsün hiçbir zaman için devinmeyiz. Çünkü biz haklıyız. 49 arkadaşım değil, 75 arkadaşım olarak ben dahi. 75 arkadaşım haklı. Hiçbir suç işlemedi. Bir tane suçla alakalı zerre, kelime diyorum zerre. Zerre ne manaya geliyorsa, bunu sandım. Zerre bir şey ortaya koyamadı. İlk defa hukuk tarihinde şüphelinin susma hakkını kullanacağı yerde hakim bana susma hakkını kullandı. Sorduğum soruya cevap vermedi, sorgusu bakın vermedi. Dikkat edin, müdürüm bunu bir daha söyleyin Allah aşkına. Hukuk tarihinde şüpheliye var susma hakkı. Evet. Hakim bana susma hakkını kullandı. Hakim susma hakkını kullandı. Ve sorguda yazıyor. Ben de şahidim. Sorguda bak, susuyorum. Hakim adına. Böyle bir karabetlere karşı karşıyayız ama geçecek inşallah. Hukuksuzluğu, zulmü, zalimliği tüm Türkiye gördüğü gibi inşallah dünya da görecek. Zalimin devrileceği zulmün en art çağızak yakında. Muhtemelen yaklaştık. Allah'a iyisin versin. Başka bir şey yok. Evet, bu 8 günlük gerçekten zulüm sayılacak bir atmosferde sizin gibi güzel insanlarla, arkadaşlarımızla konuştuğumuz için büyük fatihalık duyuyoruz. İnşallah bu birliklerimiz ölene kadar devam eder. İnşallah. Her şey için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ailelerinizden ayrı 8 günlük gecenizi, gündüzünüzü bizimle teşekkürler. Bizimle paylaştığınız için. İnşallah sonu mutlu bitecek. Ben ona inanıyorum. Biz çok rahatız. Zaten rahatlığımızı da burada gelip görüyoruz. Dışarıdakileri üzülüyoruz, dışarıdakiler üzülüyoruz. Biz sadece bu. Yoksa yaptığımız işten kaynaklı kesinlikle bir üzüntümüz, pişmanlığımız yok. Bugün olsa yine yaparız, yarın da yaparız. Dün de onu yaptık. Yapın diye de biliyoruz, bundan gideceksiniz değiliz. Bundan gideceksiniz. Biz arkadaşlarım adına bir şey biliriz Allah'ım. Helal etmenizi istiyoruz. Estağfurullah. Kazım müdürüm ne? 8 gün önce altında yatırlar. Şüpheliler bulunduğu için işleri kötüyorlar. Ne kadar kötü olursunuz. Ancak manevi olarak gerçekten çok mutlu ve mutluyduk burada. Yani hayatımın en güzel bayramını, en güzel günlerini burada yaşadık diyebilirim. Yani bu oy 25 Aralık'tan sonra biliyorsunuz ben mali şubede çalışıyordum. Orada gönderildikten sonra iki kez açığa alındım. İki kez meslekten ihraç edildim. Lojmandan çıkarıldım. Gözaltına alındım. Bundan sonra ben nereye gidebilirim bilmiyorum. Vay be. Buradan çıksak bile en azından mali şube görevlerine de yine bir şey düşüneceklerdir. Ama hiç önemli yok. Tecrübeli bir de görsem. Çünkü bana bir hiçbir hesap yok. Yani şu ana kadar hiçbir tane bir suç yok. Hatta kendi yaptıklarını dosyadan mevcut olan casusluk faaliyetlerini bize yamamaya çalışıyorlar. Yani bu açık ve net olarak ortada. Yani kendi suçlarını bize yamamaya çalışıyorlar ama bunu da algıyla yapmaya çalışıyorlar. Algıyla da bir yere kadar ama mutlaka bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır. Yani Adnan Menderes biliyorsunuz demokrasi mücadelesinde bir bedel ödedi. Ben de bizim rüşvet ve yolsuzluk mücadelemizden bedel ödediğimizi düşünüyorum. Yani bunun ikisi arasında çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani İsrail'in sahur vaktinde Gazze'ye yapmış olduğu saldırılar, operasyon aynı yine sahur vaktinde bize yapılmıştır. Bu da kendini Müslüman olarak tanımlayan bir iktidar tarafından yapılması çok manidar. Ben daha çok şey söyleyebilirim. Ancak fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ve sizin de katkılarınızdan, desteklerinizden ve dışarıdaki ailelerimizin, arkadaşlarımızın ve yüce milletimizin dualarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
müdürüm bizde sıra. Müdürüm. Sayın bir, müdürüm. Bir iki cümle söyleyeyim. Gözaltına alındıktan sonra şu zaman içimde neden böyle bir operasyona maruz kaldım diye geçmişte duymadım. Hani yargılamadaki haksızlıklar dinlendiriliyor. Sayın kaçırdı. Sonucun ne olacağı belli değil. Dubai'nin üzülmeyeceğini, serbest söylemeyeceğimizi hepimizin bunu söyleyemem. Hepimize ifade edilen suçlamalar sadece sorularla ithamlardan ibarettir. Hiçbirimize ne polis ifadesinde herhangi bir delil gösterilmiştir, gösterilememiştir olmadığı için ne savcılıkta ne de mahkemede herhangi bir delil gösterilememiştir. Sorularla itham edilen hukuk tarihinde görülmemiş saçma sapan bir soruşturma ve acemice yapılan bir operasyonla alınmış durumdayız. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar benim hepinizden ricam, ben zaten öyle olacağınızı ümit ediyorum ve öylesiniz ama hepimiz insanız, duygusal davranabiliriz. Sayın mahkemenin vereceği karar ne olursa olsun saygılıyız. Kesinlikle orada mahkemenin insicamını bozacak herhangi bir şekilde söz neyse hiçbir şekilde bize yakışır şekilde kararı dinleyip çıkacağız. Asla ve asla duygusal atmosferlere kapılmayacağız. Yani çünkü baktık olabilir mahkeme o takdir karar şu an mahkemenin elinde. Takdir mahkemenin elinde diyebilir arkadaş 49 tuttuk. Bunu da diyelim. Bu bir şeyleri hazırlamak değil, bilinen bir şey yok tamamen şu an. Olabilir yani. O yüzden çok ümitlenme. Ümit reca arasında deyince de gidelim. Ben Osman Bey'e söz veriyorum. Lütfen Osman. Var ama. Evet. Benim söyleyeceklerim çok bir şeyim yok. Abiler her şeyi anlattılar. Burada temel nokta şu sevgili arkadaşlar, bizim motive olmamız gereken